İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın tarihi Harbert Kalesi'nde yeni keşifler. Azerbaycan askerleri Ermenistan Cumhuriyeti'nin doğu mevzilerine geçmeye çalıştılar ancak geri püskürtüldüler. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Servisi. Azerbaycan kapan Cagaden karayolu üzerinde bir kontrol noktası kuracaktır. Garine Hagopyan. Hiçbir millet kendini tanımadan gelişemez. Gürcistan ve Türkiye, Gürcistan'ın Ermeni bölgesi olan Cavak'ta askeri tatbikat yapacak. Arax Havzası. Türk su silahları, Ermenistan Cumhuriyeti'nin ulaşım ablukasının kalkmasına katkıda bulunacak mı? Bir tarihçi, kaşif, savaş haçı şövalyesi olarak Vahagn Tumasyan. Yerevan Caz Festivali ve Altın Kayısı ortak girişim başlatacak. Batı Ermenistan'ın Harbert, Elazığ'da tarihi Harbert, Harput mahallesinde bulunan M.Ö. 3. binin başlarında yerleşimin başladığı ve Urartu Krallığı tarafından surlarla çevrilen Harbert Kalesi'nde devam eden kazı çalışmalarında çıkan buluntular ile kalenin tarihinin 2200 yıl geriye giderek 5000 yıllık olduğu tescillendi. 8 yıl önce başlatılan kazı çalışmaları sürüyor. Bu yıl Urartu kutsal alanı, yeni keşfedilen iki sarnıç ve batı surları içerisindeki yaklaşık 1000 metrekarelik alanda süren kazı çalışmaları kapsamında 20 bin obje elde edildi. Bu objelerin arasında Karas kültürüne ait seramikler çıktı. Dini törenlerde kullanıldığı anlaşılan siyah astarlı, kabartma figürlü, kazıma desenli tören kapları ile birlikte kalenin tarihinin 5000 yıl olduğu bildirildi. Tabii ovalarda ve Fırat kıyısında bu yerleşim tarihleri daha eskiye gidiyor. Milattan önce 10-11. bine kadar gittiğini biliyoruz. Fakat Harput Kalesi'nin merkezindeki bu buluntular yeni bazı bilgileri de tamamlamaya katkı sağlayacaktır. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı basın servisine göre Azerbaycan güçleri Ermenistan Cumhuriyeti'nin doğusunda Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan sınırında mevzilerini ilerletmeye çalıştı. Bunu Ermeni ve Azerbaycan askerleri arasında bir çatışma izledi. Azerilerin Ermeni topraklarındaki ilerleme girişimi Ermeni tarafının verdiği yanıt nedeniyle başarısız oldu. Rus sınır muhafızları şu anda Azerbaycanlılar ve Ermeniler arasında arabuluculuk rolünü yerine getirmeye çalışıyor. Ermeni tarafında can kaybı bulunmuyor. Batı Ermenistan, Azerbaycan kuvvetlerinin Ermeni topraklarına sızmasını şiddetle kınıyor. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Servisi tarafından bildirildiğine göre, 15 Kasım günü yerel saatle 00'da Azerbaycan tarafı sınır gümrük kontrolünü gerçekleştirmek için kapan Cagaden karayolu ile buna bağlı bölgeler dahilinde Azerbaycan'ın kontrolündeki bölümde bir kontrol noktası kuracak. Ulusal Güvenlik Servisi tarafından yayınlanan mesajda buna göre Ermeni tarafı da karşılıklı olarak bahsedilen karayolu üzerinde sınır ve gümrük kontrol noktaları kuracak. Aynı zamanda bu bölümdeki alternatif otoyolun da bu yıl sonuna kadar hazır olacağını bildiriyoruz denildi. Batı Ermenistan, Azerbaycan kuvvetlerinin Ermeni topraklarına sızmasını şiddetle kınamaktadır. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Vesten Armenia TV'de sosyal bilimci, kültür bilimci Garine Hagopyan, devletin oluşumunda Ermeni kültürünün rolünü sundu, detaylı olarak her yaratılan şeyin bir kültürün ürünü olduğunu belirtti. Ermeni halkı sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda yaratıcı olarak da binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu yeteneğin verildiği eşsiz milletlerden biridir. Ulusal öz tanımanın önemini vurgulayarak bugün Ermeni milletinin çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalmasının nedeni bu öz tanımanın 30 yılda devletin temellerine atılmadığını ifade etti. Genel Sovyet politikasının Ermeni kültürüne verdiği zarardan bahsederken amaçlananın 15 devletin önemini küçümsemek olduğunu vurguladı.
Bayan Hagopyan, Ermenilere yönelik soykırımdan sonra Doğu Ermenistan'da veya dünyanın başka yerlerinde korunan farklı kültür dallarının benzerliklerini ve farklılıklarını ayrıntılı olarak sunarak bunların büyük değişikliklere uğradıkları ve Batı Ermenistan'ın yerel kültüründen farklı olduğunu kaydetti. Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından bildirildiğine göre, Gürcistan ve Türkiye sınır muhafızları, Gürcistan'ın Ermeni nüfusla yoğun bölgesi olan Cavahk'ın Vale sınır bölgesinde askeri tatbikat yapacak. Vale istasyonu, Gürcistan ile işgal altındaki Batı Ermenistan arasındaki sınır kapılarından biridir. Tatbikata Ahalkalak'ta yani Cavahk'ta konuşlanmış olan Gürcü sınır muhafızlarının komutanlığı ile Türk ordusunun bir tugayı katılacak. Artsakh Dağlık Karabağ'daki aktif askeri eylemlerinin sona ermesinden bir yıl sonra İran İslam Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti suyun rasyonel kullanımı ile sınır aşan Araksi Aras Nehri'nin korunması konusunda kadim işbirliğine devam ettiler. Araksi Aras uzun süredir Ermenistan Cumhuriyeti'nin komşu bölgeleri olan işgal altındaki Batı Ermenistan ve İran İslam Cumhuriyeti'nin kuzeybatı bölgelerinin tarımsal, kentsel su temini için hidroelektrikte kullanılan ve Transkafkasya ile İran'ın komşu bölgelerindeki en büyük nehir olduğunu hatırlatalım. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Casusların hizmeti ve yapılan işler hakkında çok az konuşulur. Ermeni halkının sadık oğlu, kökenleri Batı Ermenistan'ın evladı Yarbay Vahagın Tumasyan, özel ilgiyi hak eden öz savunuculardan biridir. Askerlik döneminden sadece bazı detaylar biliniyor. Ancak asker arkadaşları, öğretmenleri ve tanıdıkları Vahagın hakkında hayranlıkla ve tam bir güvenle konuşuyorlar. O emsalsizdi. Çok hazırlıklıydı ve kendini tamamen vatana adamıştı. Vahagın Tumasyan'ın mesleği tarihçiydi. Ancak daha sonra asker olmaya karar verdi. 2007'de Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nde önce keskin nişancı, sonra casus olarak görev yaptı. 2020 Artsakh Savaşı sırasında Arap paralı askerlerini ilk bulan ve belgelerine el koyan kendisi oldu. Cirakan, Cebrail'de düşmanın ablukasını Ural askeri arabasıyla kırarak birçok askerin hayatını kurtardı. 20 Ekim 2020'de NE Askeri Birliği'nin komutan yardımcısı Yarbay Vahagın Tumasyan ölümünden sonra 1. derece savaş haçı nişanıyla layık görüldü. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Vahagın Tumasyan'ın anısına saygılarını sunarken, vatanı savunmaya her zaman hazır olan tüm özverili ve vatansever savunuculara şükranlarını sunuyor. Ona göre bu insanlar sayesinde ve çabalarıyla savaşan ve vatansever ateşli ruhumuz canlı kalıyor. Ermeni Caz Derneği tarafından bildirildiğine göre 7. Yerevan Caz Fest 2021 Uluslararası Caz Festivali 17 Kasım'da başlayacak. Yerevan Caz Fest 2021 adlı festival bu yıl Altın Kayısı Uluslararası Film Festivali ile işbirliği içinde sahne alacak. Caz Festivali Ermenistan Cumhuriyeti'nin bölgelerinde de sunulacak. Yerevan Caz Fest 2021 ve Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Oda Orkestrası'nın ortak etkinliği Yerevan Aramaçadıryan Konser Salonu'nda gerçekleşecek. Arno Babacanyan'ın 100. doğum yıldönümüne adanan konserde Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Oda Orkestrası ve Vahagın Hayrabetyan Caz Üçlüsü sahne alacak. Vahagın Hayrabetyan'ın caz düzenlemesi ile Babacanyan'ın eserleri seslendirilecek. Festival 6 Aralık'ta Aramaçadıryan Konser Salonu'nda dünyaca ünlü baterist Billy Cobham ile grubunun vereceği konserle sona erecek. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size flöytede Sato Mughalyan, perküsyonda Alisa Reit tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Tamzar adlı eseri sunuyoruz. Thank you.
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.